We will start in the last 1 minute. So I'm glad that we're going to have from west to east details about our situation and the Middle East, of course. I think he's Dr. Mustafa there. Yes. And shall we start now? I think he is doing some indications. Maybe you can check them whether clearly on the stage, because they have to project it on the big screen. Yes, yes. Dear translators, can you hear us? Yes, we can. We can hear you. Can you give a comment or something to us, our translators, please? Can you hear me? We can listen to you right now. Söyleyeyim o zaman. Özcan hocam. Looks like they are setting this stage for projection. Can you hear me right now? Oh, yes, we can hear you. Okay. Yes. Select the language option. In which language you are going to listen, you should select that language. If you are going to listen into English, select English. And if you are going to listen into Turkish, select Turkish, okay? And okay, thank you. How are you? We hear you very well. Thank you so much. But we all are going to speak in English, so people have to switch to Turkish for our translation. Okay, great. And... good afternoon. Evet, iyi öğleden sonraları diliyorum herkese. Evet, çevrim içi uluslararası oturumumuzu başlatıyorum şimdi. Evet. Evet, ben oturum başkanıyım. İsmim Profesör Doktor Gonca Telli, Doğuş Üniversitesi'nden katılmaktayım. Evet, çok hoş konuklarımız var. İsveç'ten ve Hindistan'dan bu oturumda bu konuklarımız mevcut. Ve ilk olarak Eba Osey Nelson'la başlayacağız ve bir sonraki normali ve farklı bir şekilde bir sonraki hayatı inşa etmeyi, daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir empati için şimdi ben kendisine sözü vermek istiyorum. Irk ya da başka bir farklılık olmaksızın bunu ortaya yapabiliriz. Çok teşekkür ediyorum şu an. Şu an sözü Sayın Profesör Ramesh Chandra Sharma'ya vermek istiyorum. Online öğrenmesinin pedagojik zorlukları, alınan dersler, tedbirler ve ileriye gitmek için tavsiyelerden bahsedecek. Hepimiz ileriye doğru gitmeliyiz. Bu tabii ki bu ileriye gitme özellikle de engelliler için çok daha önemli. Lütfen buyurun. Buyurun Doktor Sharma. Duyamıyoruz şu anda. Sesimi kısmışım, pardon. İyi öğleden sonraları herkese. Evet ve programı, konferansı düzenleyen, buna katkı sağlayan kişilere çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı bir toplantı ve böylesi bir toplantıya ihtiyaç olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Evet, konuşmamı bu şekilde başlamak istiyorum. Herkes Einstein'ı tanıyor. Ve çevirmenimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok başarılı bir iş çıkarmakta. Türkçe'ye çeviride gayet başarılı arkadaşımız. Gerçekten çok harika bir iş yapıyorlar. Teşekkür etmek istiyorum. Biraz daha yavaş gitmek istiyorum bu anlamda. Çevirinin tam anlamıyla anlaşılabilmesi adına. Herkes Einstein'ı tanıyor. Evet, bir bilim insanı kendisi. Ve Einstein'la ilgili bir hikayemiz var. Princeton Üniversitesi'nde çalışırken kendisi test the some second year physics students. So he gave the paper öğrencilerine eğitim verirken and the teaching assistant out of bu yanındaki asistanı merakından he was a little perplexed to and approached Einstein. Einstein'ın yaklaşımı üzerine biraz kafa karışıklığı yaşıyor asistanı ve bu noktada geçen seneki öğrencilerin de aynı yaşamış olduğu bir kargaşayı yaşıyor aslında. Ve benzer bir örnek buradaki. Ya ve burada asistanının yaşamış olduğu normal düşünce sistemi içerisinde aynı sınıf içerisinde ve geçen yılki ve bu yılki gene benzer örneklerin geçen yılki öğrencilerle yaptığı aynı sınavı yapmış kendisi ve sorular aynı fakat cevaplar değişmiş bu sefer. Ve bu noktada Einstein'ın belirtmiş olduğu şey, çıkarmış olduğu şeyler ve fizikle ilgili hususlara bakılmış olduğu zaman bir yıl öncekilerden farklı olduğunu gözlemlemiş ve bunun için bir özel bir terim var. Ve bu noktada kendisinin yayınlamış olduğu şey tam burada bir takım terimler yer almakta. Brownian hareket, yer çekimiyle ilgili bir takım teoriler yer almakta. Ve bu konularla ilgili tabii ki fizikle ilgilenen insanlar bilgi sahibi olacaktır. Koordinatlarla ilgili bir takım terimlerin yer olduğu, mekanikle ilgili, makinalarla ilgili yine bir takım terimlerin yer aldığı ve bu hikayenin içerisinde yine kuantum mekaniğiyle ilgili bir takım terimler yer almakta ve bu noktada eğitim temel olarak nasıl dönüşüm sağlayacaktır zaman içerisinde? En önemli soru bu karşımıza gelen. Öğretim aynı olmasına rağmen, bizim sürekli aynı soruları soruyor olmamıza rağmen 10 yıl önceki, 20 yıl önceki ya da 30 yıl önceki sorular aynı kalmasına rağmen ve bizim bu noktada öğrencilerin nasıl öğrendiği ya da bizim öğretim sürecinin nasıl desteklediğimiz konuları gene ön plana çıkmakta. literatür taraması yapıldığında 20 yıl öncekiyle farklı bir durum söz konusu. Evet, Deepika'nın da gene sunumunda söylemiş olduğu gibi, Deepika Kolin'in de sunumunda söylemiş olduğu gibi ve Profesör Eba'nın da söylemiş olduğu gibi sunumlarında ve bu noktada bir takım hedeflerden bahsettiler çünkü sunumlarında. Bütün bunların nasıl değişeceği ve nasıl adapte edileceği üzerine konuştular. Ve eğitim kurumlarına bakmış olduğumuz zaman gene öğrenme aracının nasıl değiştirileceği, nasıl bir dönüşüm içerisine gireceği üzerine konuşuldu. Ve Dünya Ekonomik Forumu'nda da gene bu konudan bahsedildi. Ve 2.0 ve 3.0 eğitim ilkeleri üzerine gene Endüstri 4.0 ile ilgili de gene bu bağlantılı bir şekilde bahsetti. Ve gene Doktor Deepika yapay zeka ile ilgili gene sunumlarında uzaktan dördüncü eğitim devriminin yaşanmış olduğundan da bahsetti. Ve herkes tabii ki öğrenme yazılımlarının da farkında ve bu şu anda kendi kendine otomatik sürülebilen arabalar var örneğin şu anda ve AlphaGo o yazılımı bu noktada mevcut. Evet ve bu noktada belirtmek istediğim bir diğer şey, evet, Bruce Lee tarafından söylenmiş olan bir söz var. Bu noktada gene özellikle en son cümlesini çok seviyorum. İlk cümle de güzel, tamam, siz değiştirmediğiniz şey var ama aynı zamanda siz bunu seçiyorsunuz. Ve bu da eğitim senaryolarına çok uygulanabilir gözükmekte. Sizin değiştiremediğiniz şeyler mevcut ama bunu siz kendiniz seçiyorsunuz. Ve siz değiştiremediğinizi de seçersiniz. Evet, San Francisco'dan, dünyanın bir diğer noktasından da gene bakılmış olduğu zaman, burada haritada görüldüğü zaman Orta Amerika'da gene bir ülkeden bahsediyoruz. Çok hoş bir ülke. Haritada gördüğünüz üzere Honduras Viyana Üniversitesi'ndeki eğitim biriminin başında bulunan gene bir profesör arkadaşımızın da katkılarıyla hazırlanan bir sunumda gene İngilizce burada iletişim dili olarak seçilmişti ve gene İspanyolca ya da Portekizce'den de faydalanabilirdiniz. Evet ve Honduras'tan bahsediyorum şu anda haritada görmüş olduğunuz üzere. Buradaki ilginç şey, evet, slaytta da gördüğünüz üzere Jaluka Köprüsü'nü görüyorsunuz burada. Ve Honduras bölgesinde ve evet, fırtınalarla adı çıkmış olan bir bölge burası. Ve 1998 yılında bu fırtınalarla ilgili yapılan bir ilgilenen bir komisyon yer almaktaydı ve Japonlar da burada bir köprü inşa ettiler ve bu noktada gerçekleşmiş olan şey belli bir zaman sonra ve çok güçlü bir fırtına meydana geldi ve çok ciddi miktarda bir zarar verdi buradaki altyapıya. Ve bu noktada göreceğiniz üzere ve pek çok başka köprüler de bu zarar görmüş olmasına rağmen Jaluka Köprüsü ayakta kaldı. Ve böyle bir köprüyü hiçbir yerde görmemişsinizdir. Slaytta da göreceğiniz üzere. Ve buradaki yol tamamıyla gitmiş durumda. Ve hatta köprünün hiçbir yere çıkmayan bir köprü, köprünün akışı değişmiş durumda. Fakat köprünün hali hazırda ayakta kalmış olduğunu görüyorsunuz. Ve işte bu noktada bir takım eşsiz eğitim becerilerinin, ilkelerinin olduğunu görmekteyiz. Ve buradan çıkaracağımız ders ise en iyi sonucu elde etmek için, verilen karşımızdaki olan probleme karşı en iyi sonucu elde etmek için yapılması gereken en iyi önlemlerin alınmasıdır. Ve böylesi bir sofistike bir üründe ya da servis karşısında farklı ortamlar karşı karşıya kalınabilir ve bu noktada kaybedilenler fazla olabilir. Ve bu pandemi süreci içerisinde de benzer durumlarla karşı karşıya gelinebileceği anlamındadır. Focusing on build to adapt. You must be knowing about in the animal kingdom it is believed that hayvanlar aleminde şuna inanılır ki animal, you call it an insect, but it is the most successful insect because böcekler içerisinde herhangi bir durum karşısında kendisini en iyi adapte edebilen hayvan olarak karşınıza gelir. Adapte olmak için üretme yaklaşımı var bu noktada söyleyebileceğimiz olan şey. Örneğin, evet biz de örneğin yıllar önce maymunduk ve bu noktada bizim odaklanmamız gereken şey adapte edebilmektir kendimizi. Bir diğer teori ise keskin diş müfredatı. Evet, bu çok ender görülen bir grup bu familya içerisinde. Evet, 15 milyon yıl önce ve 11 bin yıl önce mevcut olmuş bir tür. J. Ebner Pediwell ismini görüyorsunuz. Bu keskin diş müfredatı kitabını yazan kişi, kılıç diş müfredatını yazan kişi. Ve buradan çıkarılan sonuçlara bakılmış olduğu zaman eğitim ortamlarının değişime uğrayabileceğini söyleyebiliyoruz ve Bruce Lee'nin örneğini hatırlatmak istiyorum burada size. Evet, bir takım konular sunulmakta ve eğitim üzerine odaklanılmakta tabii ki kitapta işlenen konular içerisinde. Taşra ile ilgili örnekler yer almakta ve aritmetik hesaplamadan önce, okuma ve yazmadan önce gene bir takım ilkelerin de yer aldığını, balık avlama gibi bir takım ilkelerin de yer almış olduğunu söyleyebiliriz. Ve eski eğitim sisteminde insanların değişime karşı direnç göstermiş olduklarını söylüyoruz. Ve bizim ayakta kalabilmemizin tek yolu ise değişimi kabul etmemiz olmalıdır. Bir diğer noktada ise Rabindranath Tagore tanıyor olabilirsiniz. Papağan Masalı isimli teorisiyle kendisini 1861-1941 yılları arasında yaşamıştır kendisi. Ve bizim milli marşımızı ve buradaki papağan masalında görmüş olduğunuz gibi slaytlarda evet şarkılar söyleyebiliyor ve aynı kitapları okuyamıyor. Şarkı söyleyebiliyor dediğim gibi. Aptal bir papağan olarak tanımlanıyor. Evet, sadece meyvelerle besleniyor. Ve bu noktada kral bakanları çağırıyor ve şu emri veriyor. Ve bu papağanın eğitilmesi emrini veriyor. Bu noktada bakanlar as it happens in many cases, they gave that task to keep the king pleased. So the task there, so the nephew of the king. Kralın kuzenine görevi veriyorlar. Bu aptal şarkı söyleyen papağanı eğitmeleri için ve burada uzun bir tartışma oluyor ve aslında burada bu yaratığın, bu papağanın aptallığının arkasında neler yaptığını öğrenmeye çalışıyorlar. Aslında burada pek öğrenme olmuyor. Çünkü burada baktığınız zaman küçücük bir kafeste kalıyor. Bu küçücük kafes içerisinde aslında böyle küçük cipsler varmış. Onlarla besleniyormuş sadece. Aslında bizler için iyi bir burada bu papağanın için olduğu gibi iyi bir kafes ortaya koymamız gerekiyor. Sistemde bir sorunumuz olduğu zaman bir araya geliniyor. İşte bakanlar tavsiye veriyor ve onlar tartışıyor. Burada bakanlar da diyorlar ki buradaki bu güzel bir kafes ortaya yaparsanız bu papağan eğitilir diyorlar. İşte alimler, bilim adamları bunları düşünüyor. Peki böyle mi oluyor? Burada aslında bir bir kuyumcu çağrılıyor ve kuyumcu bu konuda çalışmaya başlıyor. Ve diyor ki aslında eğitim meydana geliyor dediler. Ancak bazı kişiler de şunu söylediler. Eğitim ya da eğitimin olmaması en azından artık bu papağanın güzel bir kuyumdan yapılmış bir kafesi var. Sonra işte altın kuyumcusu sarraf geliyor, yapıyor. Burada tabii ki öğretmenler eğitim vermeye çalışıyor. Burada birkaç kitap herhangi bir etkisi olmuyor birkaç kitabın. Daha sonra ne yapıldı? Burada kralın kuzeni tekrar alimleri, bilim adamlarını çağırdı. Ve kitaplar onlara verildi ve bilim adamları da bu kitapları kopyalamaya başladı. Burada kopyaladılar. Böyle bir fasikül haline getirdiler kitaplardan. Kocaman bir fasikül dizisi oldu kitaplardan. Burada kral dedi ki burada aslında öğrenme çok da fazla olacak. Yani bütün bu kitapları papağana verelim. Papağan hepsini okusun. İnanılmaz bilgili olacak denildi. Buradaki alimlere de ödül verilmiş, gönderilmişler. Peki öğrenme olmuş mu? Bu kuzen sürekli meşgul, kralın kuzeni. Bu durumda her zaman fault finders. So when they gerçekleri ortaya koyan birileri var. Bir takım hata buluyorlar sürekli ve ki endişeleniyor. Yani kimse kuşa bakmıyor artık. Herkes başka şeylerle ilgileniyor. Kuzeni çağırıyor. Diyor ki burada benim duyduğum şey nedir diye soruyor. Sayın kralımız, gerçeği isterseniz ben bir kuyumcuyu çağırayım. Öğretmenlerimizi çağıralım, buradaki alimleri çağıralım, bütün bu kitapları oluşturan. Ancak burada hata bulanlara baktığımız zaman zaten onlar hep hata bulurlar diyor ve burada kral mutlu oluyor ve sonunda tabii ki güzel bir boyundanlık veriliyor kuzene ve buradan hikaye ilerliyor. Daha sonra kral artık kendisine bir şeyler görmek istiyor. Diyor ki ben geleceğim ve buradaki eğitimin nasıl olup bittiğine bakacağım bu papağanla ilgili. Pek çok tabii ki flütler vardı, darbukalar vardı. Bunların hepsi dışarıda çalınıyordu. Daha sonra kral dedi, kuzun dedi ki siz ne düşünürsünüz efendi de krala. Kral da dedi ki evet bu muhteşem. Burada bütün bu davulların sesini duyuyoruz. Bu ciddi bir ses. Bu dedi ki kral sesi değil aslında burada papağana yatırdığımız para aslında karşılığını veriyor dedik ve kral tabii mutlu oldu, geri gitti. Sarayına dönmüş ve mutlu bir şekilde dönmüş. Ancak burada yine bu hata bulanlar var ya, bunlar o kadar da mutlu değilmiş. Demişler ki bu papağana bir bakın. Papağana bir bakalım. Bu kuş nerede diye bakmışlar. Demişler ki ay pardon ben kuşu tamamen unutmuşum, başka şeyleri görmüşüm. Burada tabii ki her şey kralın gözünün önünde önü uzanıyormuş ve bir dizi fasikül, kitap hepsi oradaymış. Bunun gibi şeyler meydana geliyormuş. Peki ne olmuş sonra? Bu deneyimler devam ederken kuş neredeyse ölmüş, yarı ölü hale gelmiş. Çünkü kimse kuşu sallamıyormuş. Herkesin derdi kitapmış, kuyumcuymuş vesaireymiş. Kuş çıkmış kafesten, kanatları eğilmiş, düşmeye başlamış. Sonra insanlar demişler ki burada istiyorsanız daha güzel bir kafes yapalım. Kuyumcu çağrılmış, sarraf çağrılmış, yine elinde tokmaklarla gelmiş. Belki de burada düşmesin kanatları diye kanatları da kafese yapıştırmışlar. Sonra da kuşun kanatları kopmuş ve demişler ki kuşlar sadece aptal değildir, hiç de minnettar değiller. Biz onlar için ne kadar çok şey yapıyoruz, onlar bizi hiç sallamıyorlar demişler. Tekrar, peki ne olmuş? Artık sonunda kuş ölmüş, papağan ölmüş. Hatta bulanlar haberi hemen krala uçurmuşlar. Demişler ki papağan öldü gitti. Hemen kral kuzenini çağırmış. Demişler ki ne duyuyorum ben, doğru mu söyledikleri? Kuzen de demiş ki sayın majesteleri, kralım bu tamam artık kuş eğitimini tamamladık. Kral da şunu sormuş. İlk başta neden kuş başta zıplıyormuş, atlayıp zıplıyormuş, ses çıkarıyormuş ve burada saçma sapan davranıyormuş. Yani bu yüzden eğitmek istemişler ve artık kral şu soruyu sormuş. Peki tamam. Kuş hala zıplıyor mu? Hayır. Hayır sayın kralımız. Uçuyor mu? Hayır. Artık şarkı söylüyor mu? Hayır. Bütün gün yemek için çığlık atıyor mu? Hayır sayın kralımız. Pekala. Kuşu getirin, kuşu görmek istiyorum demiş. Kuş getirilmiş ve geldiği zaman kuşu beslemeye çalışmış ama kuş ağzını açmamış. Hiçbir şey söylememiş. Kitaplar oradaymış. Burada demiş ki artık bilmeliyiz ki eğitim tamamlanmış. aslında bizim çocuklara yaptığımız şey de burada. Yani biz onların şarkı söylemesine izin vermiyoruz da başka şeyler peşinde koşuyoruz. Burada tabii ki bir takım raporlar var. Burada birkaç şey var söylemek istediğim. Hepimizin aslında bizim etrafımızda olan biten şeyleri görmemiz gerekiyor. Bir Horizon raporu var. Ufuk 2021 Edikoz'un raporuna bakmamıza gerekiyor. Doktor Aras Boşbuk bu kitabı, bu yayını oluşturanlardan bir tanesi. Bu rapora baktığımızda son derece iyi yazılmış bir kitap, eğitim teknolojilerini analiz etmekte. Daha sonra bir başka rapor yine inovatif pedagoji kitabı yayını var. Burada aslında kapağında olduğu gibi değil, ancak buradaki pedagoji aslında dikkatli ortaya koyması gerekiyor. Dediği ise Society of Learning Analytics and Research, yani SOLAR analitik araştırma öğrenme birliğinin kitabı var. Frances yakın arkadaşım bunun yazılmasını sağladı. Sayın Eba ve Sayın Deepika'nın da söylediği gibi mobil öğrenmenin öneminden bahsettiler. UNESCO her yıl burada mobil öğrenmeyi ortaya koymakta. Burada tabii ki bunları da bırakmak istiyorum. Yine Sandra Sesiye'nin çalışması var. Selinie Üniversitesi'nde çalışıyor kendisi. Burada online öğrenciler neden kursların okumasına katılmıyor? Buna ilgili olarak 4 tane şey ortaya koymuş. Dil eksikliği nedeniyle hazırsızlık, bir takım zaman kısıtı olması, motivasyon eksikliği olmasının, okumanın öneminin gözden kaçırılması. Bu sorunlara bakıyor ve diyor ki özellikle de online faaliyetlerde bu karşımıza çıkıyor. Tabii ki burada online öğrenme sistemleri var, işbirliği sistemleri var, testler var, pool'lar, havuzlar var, kullanabileceğimiz işbirlikçi uygulamalar var. Buradaki tabii ki beklentiler ve stratejilerin ortaya konulması gerekiyor, neden okunması gerekiyor, neden yazılması gerekiyor. Bütün bunlarla ilgili ve hepimizin aslında öğretmenler olarak burada bilişsel aşırı yükün önüne geçmemiz gerekiyor. Sabahki oturumda hatırlıyordum ama hatırlamıyorum. Sayın Eba mıydı ya da gündüz katıldığım oturumlardan bir tanesinde bir oturum vardı. Bu da bir bilgi fazla yüklenmenin önüne geçilmemiz gerekiyor. Bunu da dikkate alınması lazım. Aynı zamanda tabii ki öğrenme araçlarını kullanmamız, konuşma kulüplerini kullanmamız gerekiyor. Otantik bir öğrenme deneyimini sağlamamız gerekiyor. İyileştirmemiz gereken şeylerden bir tanesi de budur. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Sharma. Çok güzel bir sunumdu. Güzel bir hikayeydi. Kuşları öldürmeyelim. Bu papağanla etrafına ne olmuş? Bunları anlayalım bence. Burada geleneksel öğrenmeye olan direncin kırılması gerekiyor. Yani bütün detayları çocuklarla, öğrencilerle ilgili. Kim öğrenmek istiyorsa bütün öğrenenleri dikkate almamız gerekiyor ve buradaki anlayış artık giderek daha da fazla önemli hale gelmektedir ve bu sistemler içerisinde önemli, kurumlar, insanlar için de önemli. Gerçekten harika bir sunumdu. Sorular için yeterince vaktimiz yok. Eğer sorunuz varsa, buna yanıtınız varsa lütfen bizlere LinkedIn'den ulaşın ve sorularınızı iletin demek isterim. Bu muhteşem oturumu yönettiğim için sevgili, çok saygıdeğer hocalarımızla birlikte bu sunum, bu oturumu gerçekleştirdik. Tabii ki burada hikaye anlatıcılıklı sunumu da çok güzel. Hikaye anlatıcılığı günümüzde son derece önemli. AlphaGo'dan gelen Fagur'un hikayesi de son derece güzeldi. Burada Hintli bir Hintli profesörü herkese önünde teşekkür etmek istiyorum. Sunumumuza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Şimdi ben bu oturumumuzu sonlandırıyorum izninizle. Eba'ya, Deepika'ya ve Rameş'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bütün bu faydalı ve muhteşem bilgiler için teşekkürler. Tekrar teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye bye. Thanks to the translators for doing the wonderful.